Milattan sonra 3. yüzyıl sonlarına doğru Büyük Roma İmparatoru Diocletian döneminde Hristiyanlara göre bir veli, İslam inancına göre de Hazreti İsa'dan sonra gelen bir peygamber olan Hazreti Cercis, kendi ümmetinden olan Handik isimli bir hükümdarın talimatıyla daha önce harabe olduğu düşünülen Tigranokerta, yani Silvan şehrini yeniden korumuştur. Hazreti Cercis'in yaşadığı dönemde Roma'da paganizm, yani putperestlik dini hakimdi. Roma İmparatoru Diocletian, pagan tanrısı Apollo'nun ateşli bir savunucusuydu. Yine o dönemde putperestler Hristiyanlar üzerinde o kadar şiddetli bir baskı uyguluyordu ki, dininden dönmeyen Hristiyanların bedenlerini demir taraklarla lime lime keserek onları canlı canlı ateşe atıyorlardı. Putperestliğin en radikal şekilde yaşandığı dönemde batılı kaynaklara göre Roma subayı, İslam kaynaklarına göre de tüccar olan Cercis peygamber Hristiyanlık dinini tebliğ etmek için kendi kurduğu Silvan şehrine geliyor. Belki de günlerce ya da aylarca süren bir tebliğden sonra Silvan halkı Cercis peygambere iman etmeyerek ona işkence etmeyi tercih etmişlerdi. Bunca işkenceye rağmen Hazreti Cercis'in dininden dönmediğini gören halk, Silvan kalesinin ensesinde Albatta eteklerinde büyük bir ateş yakarak peygamberi 40 defa ateşe atıp küllerini havaya savurmuşlardı. Urfa'da Hazreti İbrahim'i yakmayan ateş, Silvan'da Cercis peygamberi yakmış, küle döndürmüştü. Fakat Cenab-ı Hak rüzgara emir vererek Hazreti Cercis'in küllerini toplatır ve Hazreti Cercis tekrar hayat bulurdu. Bunca mucizeye rağmen Roma yönetimindeki Silvan halkı Cercis peygambere iman etmiyordu. Bu olsa olsa ya sihirbaz ya da büyücüdür diyorlardı. Tüm bu yaşananlara dayanamayan Hazreti Cercis Silvan halkına beddua edince Van Gölü kenarından gelen bir ejderha şehrin arkasında bulunan iki dağın arasından çıkarak bütün Silvan halkını yediği için Silvan kalesi boş kalmıştır. Daha sonra Buhtun Nasır bu kaleyi yıkmıştır. Not düşmek gerekirse Hazreti Cercis'in Silvan'ın Albatta eteklerinde ateşe atıldığı yerde asla ot ve bitkiden bir şey yetişmez. Tarih kitaplarında yer alan bilgiye göre Silvan'ın ortasında bulunan Betha Maria Kilisesi'nin Cercis peygambere mensup cemaate ait olduğu söylenir. Silvan'ın kuruluşu ile ilgili bir rivayetse Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde geçmektedir. Rivayete göre Nuh tufanından sonra ilk olarak Cudi şehri, daha sonra Şengal kalesi ve Silvan kalesi kurulmuştur. Cudi şehrinin sahibi Hazreti Nuh'un ümmetinden Melik Kürdim'dir. Kendisi 600 sene yaşamıştır. Melik Kürdim, Kürt diyarlarını dolaşıp Silvan'a gelmiş, buranın su ve havasından hoşlandığı için Silvan'a yerleşmiştir. İlk Kürt ve Kürtçe konuşan Melik Kürdim'dir. Her şeyin en doğrusunu yine Allah bilir.